Merhaba. Samontaro YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi ve size adım atacak mı, size adım atabilir mi bununla ilgili enerjilere bakacağız ya da ondan sizin için yapmasını istediğiniz bir şey varsa size bunu yapabilir mi isteyen bu doğrultuda da adım atma kısmı için bu doğrultuda da kendisi için niyet alabilir. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizinle ilgili güncel enerjisi, ne durumda sizinle ilgili ve size adım atacak mı? Ya da ondan dediğim gibi yapmasını istediğiniz herhangi bir şey varsa onu size yapacak mı? Ee, eylem enerjilerine, eylem enerjilerine bakacağız aslında. Bu doğrultuda siz de kendinize göre e böyle hani düşünüp odaklanıp dinleyebilirsiniz özellikle eylem kısmı için bakalım kartlar neler gösterecek niyetime uygun kişiler ve enerjiler için evet bu açılım için yine e, diğer destelerimle birlikte bu güzel kanalımın adı gibi güneş ve ay sembollerinin bulunduğu desteği kullanacağım ve venüs enerjisinin sembolü olan yıldızları kullanacağım e, ve bir sürü daha çok güzel e, enerjilerin sembolü olan yıldızları kullanacağım kanalımda kullandığım semboller seçtiğim desteler aldığım ve kullandığım desteler hep böyle özellikle semboller konusunda çok seçici olduğum e, objeler ya da desteler oluyor güzel enerjilerin çalışmasını e, seçtiğim tercih ettiğim için evet güzel enerjileri seçtiğim için bakalım. Şimdi hemen ben niyetimi sessiz olarak alıyorum. Kartlar dediğim gibi bu doğrultuda neler gösterecek? Allah'ın rahmetime uygun kişiler ve enerji için. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle en iyi en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde. Tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Bakalım bu doğrultuda kartlar niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek. Ben hemen... Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste için sizinle ilgili güncel enerjisi için birer kart seçeceğim. Devam kartlarını açılımlarda birlikte seçip bakacağız. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, birinci desteği sarı yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakın kenarları da ışıl ışıl. Çok seviyorum böyle ışıltılı desteleri. Evet, sarı yıldız. Sizinle ilgili güncel enerjisi niyetine uygun kişiler ve enerjiler için Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen yıldızlara göre, isteyen kartlara göre odaklanıp seçebilir. Evet ben sarı yıldızı seçenlerle başlıyorum. Ay evet sarı yıldız okey. Yani ilk deste sarı yıldız değil miydi gibi düşündüm de şu tarafa bakarken. Sarı yıldız okey. Evet sarı yıldızı birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi neymiş? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi ne Evet kartlarımı seçtim. Şöyle bir açıya da bakayım. <laughs> Gayet güzel gözüküyor. Evet. Sarı yıldızı birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin Niyetime uygun kişiler ve enerji için sizinle ilgili güncel enerjisi ne? Ha. bu kişi sizi çok düşünüyor olabilir. Bu kişi sizde, sizinle ilgili bir zafer elde etmek istiyor. Ama bu nasıl bir zafer? Nasıl bir zafer? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın hem araba kartının gölge tarafı geldi. Hem de şeytan kartının gölge tarafı geldi. Şimdi güncel enerjide bu kişi nasıl birisi biliyor musunuz? Kontrolsüz birisi. Size karşı çok yoğun tutkular besliyor olabilir. Bir kere bu kişinin hayatında çok net. Başka kişilerin daha olabileceğini söylüyor. Kartlar burada idare ettiği. Hatta açık konuşacağım. Kandırdı, oyun oynadı. Bakın buradaki gibi ve bakın bundan da büyük bir zevk aldığı böyle ha ha diye hani böyle kötü adam ya da kötü kadın artık kim için dinliyorsanız kahkahası attı böyle hani oh ne güzel kandırıyorum herkesi birden gibi oh ne güzel oyun oynuyorum gibi böyle fütursuz iradesine sahip çıkamayan iradesiz. Sizden özellikle tutkusal anlamda çok etkilenen, tutkusal birliktelikle ilgili özellikle yoğun tutkular besleyen ama çok gölge enerji çalıştıran birisi ve bu tarafını da açıkçası güncelde size açıkça göstermek isteyen bir enerji içerisinde. Bu kişi sizi kandırmak istiyor, sizi kullanmak istiyor, sizi idare etmek istiyor, sizi başkalarıyla birlikte yönetebilmek ve bu şekilde sizi manipüle edebilmek ve etkilemek istiyor. Bu anlamda sizinle ilgili bir başarı sağlamayı düşündüğünü söylüyor kartlar. Evet, Sizden etkileniyor ama bu sadece cinsel odaklı, tutkusal yani cinsellik odaklı bir etkilenme var ve o yüzden bu kişinin etkilendiği başka kişi ya da kişiler de olabilir e, hayatında e, istediği herkesi kandırabilirim. Bakın böyle hani ha 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 diyen e, bir e, enerji içerisinde kendisi. Bu anlamda da sizi kafasına çok taktığını hatta başka kişileri de belki kafasına çok çak, çok, taktığını söylüyor. Bakın maskeli, maskeli tavırlarla, e, zafer sarhoşluğuyla, bakın sevindirici başarı, o herkesi ne güzel kandırıyorum ya gibi. E, bakın bu anlamda sanki yine karşınıza çıkıp sizi kandırmak, manipüle etmek, sizinle oyun oynamak üzerine bir güncel enerji çalıştırdığını söylüyor kartlar. <laughs> Yine de şu yıldız kartı bari önde kalsın da. Yüzü neyse açıkça görün bari. Görüyorsunuzdur zaten. Çünkü bu kişi saklamıyorum zaten diyor yıldız kartıyla. Yes. Devam edelim. Bakın burada da kılıç beşlisi çıktı. İlk seçtiğim kart zaten. Yani alçak diye isim geldi de. Şimdi hani çok güzel böyle meditasyonlar yapıyorum. O oh hani kendi hayatında böyle pozitif vesaire enerjiler. Yorumlama kısmına bir geçiyorum. Yani çıkan enerjiler... Burada benlik bir şey değil ama söyleyeyim hani gözüken enerji bu o direkt olarak alçak diyesim geldi şu enerjilerle birlikte kılıç peşisi de çıkınca bunu kimseye hakaret etmek için söylemiyorum. Bu bir tanımdır. Hani düşük enerji zaten bakın gölge gölge ve bu, bu tarafıyla sizi etkilemek isteyen bir enerji içerisinde tılsım ikilisi. Yani çok net bu kişi sizi idare eden birisi. Başka kişilerle idare eden ve bu anlamda da sizi kolayca kandırılabilecek birisi olarak gören birisi. Oh burada yani istediğim gibi gelirim, istediğim gibi giderim. Bakın yine araba ve kupa ikilisi. Değnek yedilisi. Ee, birazcık sizi kandırma, sizi kandırma noktasında şu anda nasıl kandırabilirim noktasında endişeler çalıştıran birisi. Bazı foyaları açığa çıkmış olabilir. Yıldız kartıyla da. Belki hayatındaki başka kişilerle ilgili. Bazı foyaları açığa çıkmış olabilir bu kişinin. Şu anda düşüncesinde dediğim gibi burada da sizi tekrar nasıl kandırabilir? Sizi tekrar nasıl idare ettiği işte çok böyle etkileyip manipüle ettiği, idare ettiği birisi konumuna tekrar nasıl getirebilir? Bununla ilgili çok fazla düşünce içerisinde olduğunu söylüyor kartlar. Bu kişiyle aranızda bazılarının fiziksel, bazılarınızın fiziksel mesafe olabilir şehir mesafesi, ülke mesafesi olabilir. Bu kişi çok seyahat eden birisi de olabilir. Bir oraya gitme, bir buraya gitme. Bir başka ilişkisinin yanına gitme, bir başka ilişkisinin yanına gitme gibi. Böyle çok meşgul diyeyim hani artık traji, komik şekilde bir enerjide gözüktüğü için birisi olabilir. Hani hangi ilişkiye yetişeceğimi ben de bilmiyorum gibi bir yoğunluk içerisinde gözüküyor. Kendisi <gülüyor> Ay <gülüyor> ee, burada e, bu doğrultuda e, sizi de dediğim gibi yani burada sana da duygularım var kupa ikilisiyle sen de beni seviyorsun zaten geçmişte de seviyordun e, bu kişiyle uzun süredir bitemeyen ama gitgelli gelli hani e, bir e, gel gitli bir döngünüz olabilir. Ee, bu kişi sizin hayatınıza bir giriyor bir çıkıyor olabilir. Siz bu kişinin hayatına bir, bir giriyor bir çıkıyor olabilirsiniz. Bazılarınız için şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer siz bu kişiyi böyle birazcık ee, tahrik ettiyseniz, kandırmak ya da kıskanmak üzerine ya da bu kişiye bir akıl oyunu falan oynadıysanız e, bu doğrultuda da gerçekten hani e, tahrik olmuş ve Hani şey anlamında hareket etme, sizi, sizi tekrar manipüle ederek, kandırarak bir ilişki içerisine çekme anlamında söylüyorum bunu. Sizin için e, burada hareket etmek isteyen, sizi kazanmak isteyen, engelleri aşıp e, mücadele etmek isteyen bir enerji içerisinde. Ama dediğim gibi bu kişinin hayatında tek olan bir kişi değilsiniz. İdare ettiği birisiniz. E, burada toksik bir döngü içerisinde e, bir türlü birbirinizden kopamayan iki kişi olarak gözüküyorsunuz. Ee, burada kendisi sizi tekrar kazanmak, aranıza e, sizin tarafınızdan sokulan üçüncü kişiler, dördüncü kişiler olduysa ya da siz bu kişiye öyle bir imaj çizdiyseniz bunları da sanki aşmak ve size ulaşmak istiyor bu kişi. Sevdiğini söyleyerek, duygularının olduğunu söyleyerek bu şekilde sizi etkilemek istediğini söylüyor. Kazanmak ve etkilemek, kontrolü altına alma isteği burada çok yoğun. Belki sizin de seyahate çıkmak istediğini vesaire de söyleyebilir. Gel birlikte şuraya gidelim. Bak o zaman beni daha iyi anlayacaksın falan gibi. Çünkü aranızdaki engelleri kafasına çok takan da bir enerji içerisinde aynı zamanda başka kişilerle ilgili geçmişte sizin üzüldüğünüz durumlar olduysa bu kişinin hayatıyla ilgili. Bunlarla ilgili de sizi etkilemek üzerine. Bak o durum aslında böyleydi. Ben seni çok seviyorum gibi. Ama yine yani Kılıç vehşiğiyle geldiği için ki buradaki kartları da gördünüz yine daha çok böyle bir kandırma ve sizi e, hani belki bile bile lades e, dediğiniz belki de geçmişte ve e, e, olası gelecekte bu kişi diyebileceğinizi düşünüyor tekrar. Bir oyun içerisine çekmek istediğini söylüyor. Peki bu kişi size adım atacak mı? Eylemi ne olacak bu isteklilik içerisindeyken? Bakın adım enerjisi direkt olarak şeytan geldi. Şaşırdık mı? Hayır. Yani şu enerjilere bakın zaten. Hani sen benim kuklamsın. Sen, seni ben çoktan tuzağa düşürdüm diyen birisi zaten. Yani kurtulamazsın benden kolay kolay. İpin bende diyor bu kişi. Para asım. Aslan adam. Kupa yedilisi. Bu kişi sizi açık konuşacağım yine. E, parayla etkilemeye çalışabilir. Maddi konularla etkilemeye çalışabilir. Ee, hani bazılarınız için hatta böyle ev alma, araba alma gibi e, hani ciddi maddi şeyler de olabilir. Bazılarınız için, herkes için farklı olabilir bu maddiyat. Şu karta bakın, hmm. adalet ve tılsım altılısı geldim. Bazılarınız için bu kişinin size vermesi gereken gerçekten bir borcu, bir harcı olabilir ee, burada gördüğüm. Bununla ilgili de belki işleri daha sizi kandırmacayla. Belki işleri daha resmi olmayan yollardan Gel aramızda şöyle halledelim gibi bir duruma da sokabileceğini görüyorum. Şöyle söyleyeyim bu kişiden adım enerjisini ama kısa süre içerisinde görmezsiniz çünkü bu kişinin başka bir ilişkisi daha var ve orada da özellikle maddi konularla ilgili ve resmi konularla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilir. Belki diyorsunuz ki evet benimle de yaşıyor. Hem sizinle hem başkasıyla da yaşıyor olabilir. Özellikle böyle borç harç durumları, para vermek, ödemesi gereken bir paranın olması ile ilgili. Belki evi vardır onu başka bir ilişkisine e, vermesi gerekiyordur falan resmi olarak. Bu tarz süreçleri var bu kişinin. Bu kişi size o yüzden kısa süre içerisinde adım atmaz. Ama adım attığı zamanda... Ee, bu kişi sizi daha çok maddiyatla etkilemeye çalışacak. Biraz maddiyatla yine üzerinizde hakimiyet kurmaya çalışacak e, bir e, enerjiyle karşınıza çıkabilir. Kısa süre içerisinde değil ama dediğim gibi belki kış, kış aylarında bile e, karşınıza çıkabilir bu kişi ya da hani sonbahar diyebilirim belki daha kısa süreç enerjisinde. Burada gördüğüm ama ben daha böyle hani oğlak burcu, balık burcu zamanları belki daha kısa hani terazi burcu zamanlarında falan da karşınıza çıkabilir. Hani burada gördüğüm ama bu herkes için kısalabilecek ya da uzalabilecek zamanlar. Ama şeytan ve aslan adam kartı ilk kartlar olduğu için burada büyük arkanayla kısa süre içerisinde adım atacağı enerjileri görmüyorum. Ya da bu kişi size adım atar. Bakın bir diğer olasılık. Sizi bir kafalar tabiri caizse aslan adam gibi bakın. Sizi bir kandırır. Maddiyatla bilmem neyle böyle bir e, ilişki içerisine tutmak için. Sonra bir sizi yine askıya alabilir. Ondan sonra başka bir ilişkisiyle ilgili resmi bir sürecine e, belki halletmeye çalışabilir. Orayla ilgili de yine para verme, işte e, belki bir borç ödeme birisinin hak edişini ödeme gibi böyle bir süreç içerisine girebilir. Bir başka kişiyle ilgili sizin dışınızda kupa edilisiyle bir başka seçenekle ilgili resmi süreçlerinin olduğunu ve bunu kılıç prensiyle sizden gizlediğini söylüyor. Yani adalet ensesinde demek istedim burada. Sanki adaletin ensesinde olduğu özellikle parasal konularla ilgili bir süreci var ve bu süreci size çok yansıtmak istemeden belki sizi bir miktar böyle parayla ya da maddi konularla kandırıp e, o tarafı halletmeye çalışabileceği bir süreç içerisine girebilir. Bir de şunu da yine ek olarak söyleyeceğim. Bu kişiyle ortak iş yapma gibi bir durumunuz varsa e, adalet elsesinde gibi bir şey diyesim geldi demiştim ya. Hani burada adaletin ensesinde olma durumu ve bunu sizden saklaması, bu kişinin ödemesi gereken bir borç varsa, bilmem nesi varsa, bu kişi size böyle çok e, belki ütopik gelen, çok böyle hayal edemeyeceğiniz güzellikte maddi şeyler sunacaksa önünüzdeki süreçte, bunlara dikkat edin çünkü üzerinize sonra belki bu kişinin bir borcunun yüklendiğini görebilirsiniz. Hani size bir şey veriyormuş gibi gözükebilir. Belki bir yerlere imza attırabilir. işiniz falan da varsa ama sonra bir baktınız üzerinize kendisine ait bir borcu yüklemiş. Yine de ipte 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 diyeyim. Hani bu tarz tilkiliklerle gözüken bir adım. Anladınız mı? Yine daha çok size böyle kandırmak e, üzerine. Bir de bu kişi sizi ben burada küçük görüyor gibi de görüyorum. Maddi olarak özellikle kendisinden daha küçük gördüğü için kolayca maddiyatla özellikle etkileyebileceğini de düşünen, kandırabileceğini de düşünen birisi adımını da bu doğrultuda gösteriyor, o yüzden kartlar. Ama dediğim gibi sizin dışınızda da zaten bu kişinin parasal konularla ilgili sanki hesaplaştığı e, önündeki süreçte belki sizden gizleyerek e, resmi süreçlerini bir duruma olabilir, sizi ikinci plana atabilir o süreçleri devam ederken. Ee, ama burada onun belki suçlu olduğu ya da ödemesi gereken borcunun harcının olduğu durumlarla ilgili bir şeylerin kendi üzerinize kalmamasına e, dikkat edin çünkü e, size böyle bir şey veriyormuş gibi gözüküp daha sonra sizin e, böyle hani <laughs> bana bir vermişti ben a, hani burada daha fazlasını e, katakoliye geldim, kandırıldım. Ee, onun borcunu ödüyorken kendinizi bulmamanız için bir şekilde e, burada bu tarz böyle imza falan filan hani e, şeylere de dikkat etmenizi söylüyor kartlar. Yine de iptal 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 ipte, ipte, diyelim. Bu anlamda bakın sizinle ilgili işte bir başarı elde etmek istiyor. Ben şey görüyorum ama yani sizi kandırdığı bir durum onun e, resmi konularda sanki birazcık şey böyle nefes alabileceği bir duruma sebep olabilir gibi. Size verdiği belki bir maddi destek, sizi bir konuda böyle bir kandırması maddiyatla, resmi konularda sanki sizden gizlediği resmi konularla ilgili belki haklı görülmesi gibi bir şeye de sebep olabilir. Yani çok dikkat edin. Özellikle bu kişinin size sunabileceği maddi şeylere çok çok dikkat edin imza vesaire hani bu tarz şeylere imza kitap bilmem ne hani çok dikkat edin kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Evet yine de iptal 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 diyeyim ama gözüken enerjiler en başından beri zaten hani <laughs> bu doğrultudaydı. Birinci deste için. Evet sarı yıldız birinci desteği seçenler niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartların gösterdiği enerjiler bu şekildeydi sizin için. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Evet, ikinci deste pembe yıldızı seçenler. Şöyle karıştıralım. Evet, ikinci deste pembe yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Evet. Pembe Yıldızı ikinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi nedir? ve Bu kişi size adım atacak mı? Adım eylem enerjisi. kartlarımızı seçtim. Şöyle bir açıya bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Evet, e, pembe yıldızı ikinci desteği seçenler niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi Neymiş? Değer kapısı, statüko, imparator, güneş ve e, yıldız. İki tane aydınlık ve bir tane gölge enerji. Şimdi bu kişi bir e, yönetici olabilir. Eril enerjisi güçlü birisi. Kim için dinliyorsanız. ...burada ya da hayatında... ...bir dişli enerji için dinliyorsanız... ...siz bir eril enerjiyseniz... ...sizin bir şeyleri halledebileceğinizle ilgili... ...umudunu yitirmiş bir dişli enerji... ...bu kişi. Sizi güçlü bir eril enerji olarak görüyor ama... ...biraz umudunu kaybetmiş. Ee, özellikle parasal veya... E, ...kariyerle ilgili konuları... ...halledebileceğinize ilgili. Bir eril enerji için dinliyorsanız... ...bir dişli enerji olarak... ...burada... E, ...aklınızdaki kişi... E, aslında e, sizi hayatında isteyen ama e, belki uzun süredir maddi konular nedeniyle, iş, kariyer, eğitim gibi e, konular nedeniyle sizi hayatına... Bakın burada da bir güneş ışığı var, burada da bir güneş ışığı gözüküyor. Ama statikoyla oyla yani e, oradasın ama hani yanımdasın ama dokunamıyorum gibi, hani, oradasın ama dokunamıyorum gibi bir enerji gözüküyor burada. Ee, sizi istiyor ama e, şu anda e, biraz umudunu yitirdiği maddi ve iş, kariyer, eğitim, para gibi konularla ilgili bir süreç içerisinde olduğunu ve uzun süredir de böyle bir süreç içerisinde e, olduğunu söylüyor kartlar. Sizden çok etkileniyor. Sizi çok saf, temiz, masum. Aslında birbirinize göre birisi de görüyor. Bir sizi bir kendisiyle benzetiyor olabilir bu kişi. Fiziksel olarak da, e, davranış olarak da. ikinizi birbirinize benzeyen iki kişi olarak görüyor olabilir. Burada gördüğüm. Ama aranızda bir şeylerin yeni bir aşamaya geçmesiyle ilgili. Dediğim gibi içinde bulunduğu süreçler nedeniyle biraz umutsuz olan birisi. Bazılarınız için hatta sizin tarafınızdan tekrar sevileceğini, tekrar değer göreceğini de belki çok ummuyor olabilir. Burada gördüğüm enerjiler doğrultusunda güçlü bir figür. Bu kişi bir baba olabilir, bir eş olabilir, bir yerde bir yönetici olabilir. Liderlik özellikleri yüksek birisi. Evet devam edelim. <laughs> bu kadar olur bakın imparator imparator yani eriyen arası çok yüksek birisi kim için dinliyorsanız ve bir imparator yani bu kişi baba olabilir yönetici olabilir dediğim gibi şeytan ve tılsım üşüsü adalet kupa kralı tılsım dörtlüsü ve aşıklar ee, burada da açık konuşacağım bu kişi için ee, yasak aşk konumunda birisiniz. Ee, burada gördüğüm seç, e, seçemeyeceğini düşündüğü birisiniz. Ee, aranızda yine maddiyatla ilgili tılsım üçlüsü, tılsım dörtlüsü. Ee, belki kendi maddi çıkarlarıyla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi seçse sanki iş, kariyer, para konularında e, ilerleme sağlayamayacak olabilir ama başkasını seçtiğinde bu konularda daha belki e, otorite sahibi olduğu ya da hali hazırda zaten otoritesinin olduğu bir e, durumu belki işi, kariyeri e, devam ettirebilir. Ama sizi seçse belki bunu devam ettirmeyebilir gibi bir enerji içerisinde umutsuz bakan durumlara yani parasal konularla ilgili yönettiği iş hayatıyla ilgili insanların onu e, nasıl gördüğüyle ilgili özellikle burada size doğru bir seçenek olarak görmeyen birisi bu kişi. E bazılarınız hatta belki ortak iş vesaire bu 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 şekilde tanışmış ya da bu alanlarda şu anda da belki çalışan kişiler olabilirsiniz. Bir ortak iş enerjisini gösteriyor. Bu kişi size mesafeli. Aslında burada bir başkasına karşı. Ben size değil, bir başkasına karşı daha çok o, duygularının olduğunu görüyorum. Evet sizden de etkilenmiş ama sizi dediğim gibi yanlış bir seçenek olarak gördüğü için mesafe koymayı da bilmiş bu kişi. Sen benim için doğru bir seçenek değilsin. Ee, seninle ilişki yaşarsam, e, adım çıkarsa tabiri caizse bu tarz şeyle her şeyi düşürmüş birisi. Çok zeki birisi. Ee, hani benim iş hayatımdaki çevremle ilgili e, koltuğumla ilgili, otoritemle ilgili bir sürü şey ee, zarar görmemesi için ben sana mesafeliyim diyen, doğru olan da sana mesafeli olmam diyen bir enerji içerisinde bu kişi e, burada bir başka kişiye duyguları olan, bir başka kişiyi belki eş olarak gördüğü ya da eşi olan bir kişiyi çok seven ve çok kıskanan bir enerji içerisinde burada gördüğüm birazcık da size kapılarını kapatmış bir enerji içerisinde burada kupa kralı ve aşıklarla ben bir başka seçeneğe karşı belki eş olarak gördüğüm ya da ciddi ilişki içinde olduğu adalet kartıyla bir başka kişiye karşı duygularının olduğunu görüyorum sanki siz burada bu kişinin daha çok iş hayatından ya da daha yasak aşk gibi gözüken bir şekilde iş, kariyer, eğitim ee, bu böyle kurs olabilir. Bu tarz belki spor olabilir. Hani bu tarz ortak yerlerde sanki böyle bir paylaşımınız olmuş. Aranızda tutkusal çekim olmuş ama bu kişi bu çekime mesafe koymuş. Ve şu anda bir başka kişiye çok yoğun duygular e, sahiplenme e, besleyen birisi şeklinde gözüküyor. Yani çünkü sizinle durumunu birazcık da umutsuz vaka olarak görmüş. Yani içerisine Girmek e, başarısızlıktan başka bana bir şey katmaz. O yüzden belirli bir mesafede durmam gereken birisi olarak düşünüyor size. Burada olayları mantıkla e, her zamanda değerlendirebilen duygularıyla ve mantığıyla hareket edebilen birisi. Sadece mantık insanı diyemem. Kupa kralı da geldiği için burada. E, ama e, bir tık daha el enerjisi de yüksek birisi olarak da gözüktüğü için zaten mantığıyla aklıyla hareket eden ileriyi görebilen birisi. Siz ona uzun vadede sağlıklı ilişki sunabilecek birisi değilsiniz ona göre. Dediğim gibi umut yok yani burada ona göre. Etkilenme olsa da size saf temiz birisi olarak görse de e, etkilenme enerjisi de çok yoğun diyemem. Evet tutku var ama e, şey yani hani. E, asla girilmemesi gereken, adım atılmaması gereken üçüncü bir kişisiniz onun için. Hayatında etkilendiği, sahiplendiği, duyguda beslediği bir başka kişi olduğunu ve bu yüzden de size kapılarını sıkı sıkıya kapattığını söylüyor bu kişi. Sahiplendiği ve kaybetmek istemediği, otoritesi ve mevkisi nedeniyle de kaybetmek istemediği daha resmi, daha ciddi bir ilişki içerisinde. Ama burada hani şöyle kendinizi kandırmayın. Evet başka bir ilişkisi var ve para yüzünden oradan vazgeçmiyor. Burada kartlar diyor ki hayır olayın içinde sadece para yok. Sen zaten onun için doğru bir seçenek değilsin ki. Hani bu kişi oraya duygu da besliyor. Sana sadece tutku beslemişti. Ya da sana sadece tutkusu vardı ve o tutkulara karşı koymayı bildi doğru davranmayı bildi. Çünkü aklını da çok iyi kullanabilen birisi diyor. Ee, yani kendinize, kendinizi de kandırmayın. O yüzden bunları da ekstra söylemek istedim. Hatta bazılarınız için belki bu kişilerin iş hayatıyla ilgili falan uzun süredir belki bir şey bekliyor olabilirsiniz. Ee, onu da çok sizi hani böyle bir durumunuz varsa da başka bir ciddi ilişkisi olduğu için sahiplendiği bir başka ilişkisi olduğu için onu da size çok verebilecek bir enerji içerisinde gözükmüyor. Ama yine de bir adım enerjilerine de bakalım. Değne konusuyla açılışı yaptık. Direkt olarak zaten engeller. Yine aynı yerde tılsıması. Dediğim gibi ondan beklediğiniz bir şey varsa maddiyatla ilgili para beşlisiyle geliyor zaten. Onu da size çok yüksek ihtimal bu kişi veremeyebilir. Bakın çünkü çok yüksek ihtimal bu kişi evli. Yani imparator, imparatorça. Ya şöyle söyleyeyim. Bu kişiden bir adım görmezsiniz. Bu kişi zaten sizinle yollarını tık tıkalı olduğunu düşünen ve sizinle yollarını kapamış birisi. Bu kişi şu anda daha çok bir başka dişil enerjiyi, eş gibi gördüğü, belki bir anne figürünü hayatında daha çok... Iı, Eylem enerjisinde özellikle maddi olarak da tatmin etmek üzerine bir süreç içerisine girebilir diyor kartlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bu kişi eğer eşinizse, eşiniz için dinliyorsanız, iş bağlantılı tutkusu olarak birilerinden etkilenmiş olabilir ama mesafe koyup daha çok sizi tatmin etmek, sizi memnun etmek, sizi sarıp sarmalamak üzerine bir süreci gözüküyor. Eşiniz için dinliyorsanız. Ama eşim değil bu kişi, evet evli falan diyorsanız da burada sizinle çok bir gelecek görmeyen ve size de adım atmayacak daha çok adımını hayatında çok değerli gördüğü bir böyle eş eşi olabileceğini düşündüğü bakın birisine bakın dünya ile de geldi belki evlilik gibi evli değilse evliyse burada belki ev almak araba almak tatil'e çıkarmak hani özellikle böyle biraz somut olarak da hayatındaki dişli enerjiyi onurlandırmak, takdir etmek üzerine ona teklifler götürmesi, ona adımlar atması, belki iş hayatıyla ilgili de olabilir. Süreçleri gösteriyor ama burada belki yurt dışına seyahat olabilir. Eşine yurt dışı seyahat hediye edebilir, birlikte gidelim diye gibi gibi hani burada. Daha çok hayatındaki eş, bakın imparator, imparatorça ya da anne figürüne ee, onu tatmin etmek, onu memnun etmek, maddi olarak da ona sanki gücünü göstermek üzerine e, adımlar atacağını söylüyor. Bu, bu kişinin hatta belki eşine borcu falan da olabilir ya da eşine kendini ispatlaması gereken işiyle kariyeriyle ilgili bir süreci olabilir ve e, bunu da başarabileceğini söylüyor. Adımı daha çok onun hayatında bir eş ve anne figürünü, dediğim gibi mutlu ve tatmin etmek üzerine. Çünkü e, Burada diyor ki hani benim kaderse olarak bütünleşeceğim, birleşeceğim kişi, hani dünyamı birleştireceğim, hayatımı birleştireceğim, hani kaderimi birleştireceğim kişi bu imparator içe ve ben de bu kişiyle ilgili elimden ne geliyorsa yapmalıyım. hatta şöyle de söyleyeyim. Belki bazılarınız için sizin sizden dolayı eşi varsa, evliyse bu senaryo için dinliyorsanız sizden dolayı eşiyle de arası açılmış olabilir. Burada daha çok adımda eşini tekrar mutlu etmek, eşini tekrar tatmin etmek üzerine maddi de bir çaba içerisine gireceğini söylüyor kartlar. Çocuğu varsa belki çocuklar aracılığıyla, çocuklarına maddi bir şeyler sunarak, o, o bağlamda belki eşine ulaşmaya çalışarak bir süreci olabilir. Ya da yurt dışı gibi bir şey de görüyorum buradan burada. Eşi yurt dışına gittiyse ya da eşi başka bir yere gittiyse onun yanına gidebilir. Gibi gibi daha çok dediğim gibi eşine ya da hayatında ciddi ilişki olarak gördüğü bir kişiye memnun etmek üzerine bir baya e, bayağı bir hem de çabasının, uğraşının, Olabileceğini söylüyor. Bu kişiye ulaşabilmek ve bu kişiyi mutlu hissettirebilmek. Bu kişinin karşısında başarılı gözükebilmek. Yani bu imparatorçu ona evet sen beni çok mutlu ettin. Evet sen çok başarılı birisin. Hani e, bu durumunda üstesinden geldin e, desin isteyen birisi. Yani bu kişi kendisini takdir e, etsin isteyen birisi. Size bir adımın olacağını göstermiyor kartlar. Daha çok bu kişinin hayatında ciddi ilişki düşündüğü birisine karşı çokça çabasının o kişiye ulaşma, o kişiyi memnun etme çabasının belki yolculuklarla, hediyelerle, çocuk aracılığıyla böyle çocuklara böyle bir şeyler sunarak aslında bu imparatorçeye belki ulaşmaya çalışmak gibi süreçlerinin olabileceğini söylüyor. Birlikte tatil'e çıkmak ya da bu imparatorça şu an uzakta bir yerdeyse onun yanına gitmek gibi gibi. Ee, süreçleri de gösteriyor dediğim gibi böyle bir tatil bileti belki hediye alabilir. Ya böyle tamamen bu imparatorçe şey, endeksle bu kişi bu kişiyi kendisine uygun kendisine yakışan e, ve dediğim gibi kendisine e, ya burada hayat arkadaşım olarak gördüğü kişi bu imparatorçe çünkü ee, sizi e, sizinle de çok önünü görmeyen ve hani e, dediğim gibi arkasında bırakacak bir enerji daha çok. Eşi onun maddiyatına da iyi gelen bir figür ama burada sadece maddi menfaatler yok. Onu da söyleyeyim dediğim gibi. Evet burada size adım enerjisi göstermedi. Sizi daha çok hani sizinle zaten önünü görmediği için burada e, tamamen geride bırakabileceği. Hani sen bana yük olmaktan başka bir işe yaramazsın. Bir işe yani benim hayatımda da ben yük istemiyorum. Ben hayatımda eş olarak gördüğüm, ciddi ilişki olarak gördüğüm kişiyle yoluma devam etmek istiyorum. Zaten eş olarak seçtiğim kişi benim kariyerimi de yükseltecek birisi. Hani elimden gelen her şeyi o kişiyi mutlu etmek için e, yap, yapabilirim diyen bir enerjide gözüktü. E, onun adım enerjisi de Evet şimdi ikinci deste de bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi mor yıldızla devam ediyoruz. Üçüncü deste. Evet, mor yıldızı seçenler, üçüncü desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi.

Evet, mor yıldızı üçüncü desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi nedir? Ve aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Yapmasını istediğiniz bir şey varsa eylem enerjisi nedir? Onu yapacak mı? Adım ve eylem enerjisi nedir? Evet. Şimdi kartları seçtim. Maşallah sana, maşallah sana, maşallah sana, maşallah sana, maşallah sana. Evet, üçüncü deste mor yıldız için kartları seçtim. Açıya da bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Evet, üçüncü desteği mor yıldızı seçenler. Üçüncü desteği mor yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi, Neymiş? Andaki güç, <laughs> mutlu aile zaten gözüme e, kuponusu falan çarpmıştı kartları seçerken. E, adaletin gölge tarafı, e, Joker ve Güneş'in gölge tarafı geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim bu kişi eşiniz olabilir, eski eşiniz olabilir. Ee, bu kişi sizinle sanki böyle yuva kurmak isteyen o yuva içerisinde, o evlilik ya da aile içerisinde otoritesini sürdürmek isteyen birisi ama burada bazı başarısızlıklar yaşamış ee, burada gördüğüm ee, sizinle ilgili. Şimdi burada iki ihtimal doğrultusunda yorumlayacağım. Bu kişi eğer benim eşim e, ve biz boşanmaya çalışıyoruz ama boşanamıyoruz diyorsanız. Ee, bu kişi sizden boşanmayı kendisi için bir başarısızlık olan gören, olarak gören birisi. O yüzden burada belki e, şöyle söyleyeyim. ya Bu kişi bir de dengesi ve adalet terazisi şaşmış birisi. Bakın. Doğru kararlar veremiyor şu an hayatında ve e, sizinle e, boşanmak bakın sizden özgürleşmek ona göre Güneş'in negatif tarafıyla bir başarısızlık, belki çocuklarıyla ilgili de korkuları olabilir. Çocukları açısından da hani belki otoritesinin sarsılması gibi ya da başarısız gözükmek gibi bir e, düşüncesi olabilir kendisine göre. E, burada e, eğer eşim boşanmaya çalıştığım birisi e, diyorsanız ya da eski eşinizse vesaire. Burada sizden kopmak istemeyen bir enerji içerisinde. Sizin hayatınızda ya da çocuğunuz varsa çocuğunuz ya da çocuklarınızın hayatında yine böyle mutlu aile içerisinde otoritesini sürdürmek isteyen birisi. İkinci ihtimal olarak şöyle söyleyeceğim. Bu kişi eğer şu kartı da bir açalım. Hayatında bir başkası olan birisi ise... Burada şöyle söyleyeyim, belki size de seviyor olabilir ama boşanmak istemiyor, boşanmayı bir başarısızlık olarak görüyor olabilir. Bir diğer kartlarla devam edelim. Her şey çok fazla gurur ve otorite meselesi yapan birisi bu kişi. Joker kalsın ondan. Ve şu kartları da açalım kupa beşlisi bakın e, bu kişi sizinle ilgili üzgün yine güç geldi bakın andaki güç bir aslan enerjisi aşıklar bu kişi yani ya e şöyle söyleyeyim bu kişi size sizden kopmak istemiyor Yine iki ihtimal doğrultusunda akan enerjiler doğrultusuna kartları gösteriyor. Enerjiler çok netemde. de bu kişinin hayatında bir başkası var ama bir türlü boşanmıyor, boşanamıyor diyorsanız bu kişi yine boşanmak istemeyen bir enerji içerisinde, diğer tarafa karşı da yoğun duygular besleyen birisi ama hayatında siz de olun isteyen birisi. o yüzden burada kendisini kendisini iki arada bir derede, bir seçim yapamayan, ortada sıkışmış birisi olarak gören, hisseden bir enerji içerisinde. Bu yüzden hatta belki sizinle de çok çatışan, fikir ayrılıkları yaşayan birisi olabilir. Eğer bu kişi yine ilk akan ihtimal doğrultusuna da yorumlamak gerekirse eş, eski eş gibi birisi ise burada sizinle ilgili çok üzgün, çok pişman, sizin gözünüze tekrar güçlü birisi olmak isteyen, sizin onun otoritenizi tanımanızı isteyen birisi bu kişi sizden uzaklaşmak ve ayrılmak istememek üzerine bir seçim yapmak, sizinle tekrar anlaşma, uzlaşma yollarını bulmak isteme enerjisi içerisinde ama bu anlamda sizinle aynı fikirde olmadığını. Yani şöyle söyleyeyim o sanki burada eş ya da boşanmak istediğiniz bir eşse o sanki sizden kopmak istemiyor ama siz ondan ayrılmak istiyorsunuz. Burada gördüğüm ve bu anlamda da kıskançlıklar belki hayatında başkası var da mı böyle yapıyorsun falan gibi kendini böyle sizin ya da başkalarıyla da kıyaslama durumu içerisine giriyor olabilir. Ya sizin tarafınızdan güçlü, başarılı gözükmek istiyor. Ayrılırsa çünkü sizden başarısız olarak, yetersiz olarak kendini böyle belki çocuğunuz varsa çocuklarının karşısında da görmek istemeyen birisi. Bir şeyleri dediğim gibi gurur ve başarı gibi görüyor. Sizinle kur, kurduğu ailevi konular noktasında. Ama evli diyorsanız da bu sebeplerden dolayı Boşanmak istemeyen ama hayatında sizi de tutmak isteyen e, burada. E, bu noktada da fikir ayrılıkları yaşadığınız, belki tartıştığınız birisi olabilir. Evet devam edelim bakalım adım atacak mı? Değnek kralı. E, bu kişi çok koç ya enerjisinde birisi olabilir. <laughs> değnek kralı, değnek kraliçesi. Bakın eş enerjilerde gözüktünüz. Ay. Ermiş. Ne yapacağını bilmiyor bu kişi ya. Yani size ne yapabilir ki sizi kararınızdan çevirmek için, sizi etkilemek için ee, bu kişi biraz sanki şey sizin altınızda ezilmiş gibi hissediyor. Ee, adım enerjisi bu kişiden görür müsünüz? Ee, ya bir süre kendisini görebilirsiniz bu kişinin ee, varlığını görebilirsiniz, varlığını hissedebilirsiniz ama bir süre adım görmeyebilirsiniz, bir süre daha çok inzivaya çekilmek. Daha çok kendisini toplamaya çalışmak, maddi manevi. Çünkü bu kişi nasıl birisi biliyor musunuz? Siz ona süpersin, çok iyisin, çok başarılısın, beni çok mutlu ediyorsun dedikçe sanki hayat enerjisini toplayan birisi. Burada o yüzden bir süre bu kişiden adım görmeyebilirsiniz. Bir bir, bir süre kendini böyle bir inzivaya çekebilir. Böyle bir ne derler? Gizem gizeme karışabilir diyesin yani hani böyle bir ortalarda gözükmeyebilir ee, a, bir süredir de bu kişiden ses Seda yok nerede acaba falan gibi Hatta düşünebilirsiniz merak edebilirsiniz onunla ilgili endişelenebilirsiniz Nerede bu kişi gibi eee Özellikle psikolojik olarak da kendini kötü hissettiği için ve size de bir şekilde ikna edemediği ve sizinle de sanki anlaşamadığı için bazı konularda kendini daha çok geri plana atabileceği, daha çok e, burada sessiz sedasız böyle köşesine çekilebileceği enerjileri gösteriyor. Bir süre böyle bir süreç geçirdikten sonra e, kendini bu kişi size tekrar gösterebilir e, gö gördüğüm. Ama bu gösterme nasıl olur? Yani burada... E, Hmm. Ya aynı şey. Yine onu diyecektim zaten. Hani burada kısır bir döngü var. Bu kişinin yine bir süre sessiz kaldıktan sonra kendini göstermesi nasıl olur biliyor musunuz? Özellikle yine daha yaz aylarında belki. Ya da sizin onun ya da çocuklarınızın önünüzdeki süreçte doğum günü zamanlarında yine kendini gösterebilir ve burada sizden bir fırsat isteyebilir. Ee, aranızdaki kırgınlıklarla ilgili, belki üçüncü kişilerle ilgili ona güvenmenizi isteyebilir. Para şövalyesiyle, kupa prensiyle. Hani size teklifler sunabilecek, belki sizden özür dileyebilecek. aramızdaki sorunları halledelim, bana güven. Hani hayatına tekrar beni kabul et. E, birlikte aramızı tekrar ısıtalım. Hani şans ver bana gibi. Kısa bir süre içinde değil ama uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra böyle belki bir doğum günü vasıtasıyla ya da çocuklarla ilgili konular vasıtasıyla daha sıcak zamanlarda, daha yaz aylarında burada güneş kartıyla böyle yine bir kendini özür dileyerek, size teklifler sunarak karşınıza çıkabileceğini söylüyor bu kişi. Sizden biraz korkan ve çekinen bir enerjisi de var bu kişinin. ya Sizin karşı karşınızda kendisini yetersiz hisseden birisi gibi dediğim gibi. O yüzden böyle başarılı olmak, ona güvenin, onu takdir edin isteyen, sizin sizinle ilişkisinde güçlü olmak isteyen, güçlü bulunmak isteyen birisi. Siz daha baskın çıkmış olabilirsiniz ilişkide aslında eş enerjilerdesiniz ama o baskınlığını gösterememiş olabilir. Bu arada ben bunu şöyle söyleyeyim bir dakika. Ben bunu kılıç kılıç diyorum değnek kralı olarak görmüştüm ama Page diyor. Oo. Yani değnek kralı değil değnek prensiymiş. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Burada yorumumu düzelteceğim. Yanlış görmüşüm çünkü. Burada queen ve burada king olarak gördüm bir an. Sanki bir an kart değişti gibi oldu. Neden bilmiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada eş enerjilerde değilsiniz o zaman. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü diyorum ki bu kişi değnek kralıysa kendi içimden nasıl kendini bu kadar size karşı yetersiz hissedebiliyor. İçimden bir taraftan da bunu sorguluyordum. Hani şu tarafa da bakıp. Sonra bir baktım bu kart değnek kralı değil aslında değnek prensiymiş. Burada o yüzden zaten hani siz bir kral çeken o, o, bir prens konumunda. Şimdi daha oturdu bende de bir şeyler. Şöyle söyleyeyim bu kişiden yakın süreçte. Burayı tekrar yorumlayacağım. Bu kişiden kısa bir süre içerisinde değnek prensi olduğu için ilk kart teklif, adım, kendini göstermesi, sizi merak etmesi, birinden haber yollaması gibi bir süreçle karşılaşabilirsiniz. Ama buna sessiz kalabilirsiniz, cevap vermeyebilirsiniz. Bu da bunun bu kişi de bunun karşılığında kendini yetersiz hissedip, reddedilmiş hissedip, üstelemeyip açıkçası kendi köşesine çekilebilir. Ama bir doğum günü gibi, o çocuklarınız varsa onlar vasıtasıyla, sizin doğum gününüz varsa onun vasıtasıyla daha sıcak aylarda, daha yaz aylarında yine özür dilemek gibi, ona güvenmenizi istemesi gibi bir adımıyla karşılaşabilirsiniz. Önce minik bir yoklama, minik bir haber gönderme, sonra e, sizi, sizden de böyle bir sessizlik görünce, güvensizlik görünce, kendini yetersiz hissetmesi, inzivaya çekilmesi e, uzun bir süre ve sonra yine daha böyle sıcak aylarda biraz önce bahsettiğim e, vesilelerle e, burada olasılıklar doğrultusunda yine böyle bir e, şans istemesi ona güvenmenizi istemesi gibi e, kendini gösterebileceğini söylüyor kartlar e, burayı tekrar yorum... ya yani çok da bir şey fark etmedi aslında ama şey anlamında aslında e, daha oturdu e, enerjiler Deynek kralı olarak gördüğüm için burada bu yetersiz hissetmesine anlamlandıramamıştım kendi içimde. Şimdi anlamlandırdım. Yani hem eş enerjilerde gösterip hem bu işte tılsım beşlisi falan bu kadar hani sizin altınızda ezilmiş hissetmesini anlamlandıramıyordum ama zaten değnek kralıyla gelmemiş değnek prensiyle gelmiş. Tekrar e, yorumladığım şekilde gözüküyor enerjisi. Bir buhranı var gibi. Yani sizin karşınızda kendini başarısız hisseden ya e, şöyle söyleyeyim o kadar altınızda ezilmiş ki sanki hiçbir şey başaramayacakmış gibi hissediyor bu kişi. Hiç doğru bir şey yapamayacakmış. Hiç doğru kararlar veremeyecekmiş gibi hissediyor e, burada biraz. E, çok güçlü ve çok baskın bir karakter olabilirsiniz bu kişiyle ilişkinizde. Denk değilsiniz o yüzden. Yani çok farklı dünyaların insanı gibi gözüküyorsunuz. Hatta o daha dediğim gibi şey hani size yetişememiş gibi gözüküyor. Biraz ama yetişmek de istiyor. Takdir edilmek, biraz değerli hissetmek istiyor sizin tarafınızdan. İlk başta bir adım atabilir. Sonra siz ona cevap vermeyebilirsiniz belki. Biraz böyle çekinip kötü hissedip, yine yetersiz hissedip, başarısız hissedip köşesine çekilebilir. Uzun süre ama sonra yine kendisini gösterebileceği, adım atabileceği, özür dileyebileceği, şans isteyebileceği, ona güvenmenizi isteyebileceği bir süreç enerjisini gösteriyor kartlar. Sonraki adım belki 4 ay, 5 ay sonra bile olabilir. Daha böyle belki Aslan burcu zamanlarında da olabilir. Sizin ya da onun ya da ortak çocuğunuz varsa, çocuklarınızın o süreçlerde böyle bir doğum günü falan da varsa özellikle. Böyle bu tarz e, vesilelerle de dediğim gibi kendini gösterebileceğini tekrar uzun bir sessizliğin ardından söylüyor. Kartlar. Kendi hayatında maddiyatla ilgili bir şeyi belki e, çözme kararlılığıyla da gelebilir karşınıza. Çözüp gelir mi derseniz e, Kupa Prensi, Kılıç Üşüsü ve değnek e, değnek diyorum, tasım Şövalyesi geldiği için çözüp gelebilir diyemem ama bana güven çözeceğim diyerek gelebilir karşınıza. Maddiyatla ilgili bir sıkıntısı varsa da. Evet, üçüncü desteği seçenler, mor yıldızı seçenler. Adım enerjisi de aklınızdaki kişiyle ilgili bu doğrultuda gözüktü. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.